Dizi Günlüğüm kanalından herkese selam değerli dostlarım. Kan Çiçekleri yeni sezonda neler olacak? Miran bebeği kaçıran kadının kim olduğu, diziye dahil olan yeni 6 oyuncunun kesinleşmesinin ardından belli oldu arkadaşlar. Dilan ile Baran'ın kaza yapmasına neden olan ve ardından arabanın bebek koltuğundan Miran'ı alıp oradan uzaklaşan gizemli kadın, Hasan'ın eski karısı Hacer Karabey'dir. Muhtemelen Hasan, Fırat ile Gül'ü zehirleyerek öldürdükten sonra Hasan ile Hacer bir araya gelip birlikte Mardin'e kaçacaklardı. Ama Azade Hanım'ın kendisini vuracağını hesaba katmayan Hasan, ava giderken av oldu ve planları suya düştü. Ancak Hacer tek başına bebeği kaçırmayı ne yazık ki başardı. Analizimize geçmeden önce Miran bebeğin Çınar Karabey olarak büyümesini istemiyorsanız ve ayrıca Kudret Bey'in Hasan'dan hesap soracağı günü sabırsızlıkla bekliyorsanız, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu sayede hep birlikte sayımızı göstermiş olalım arkadaşlar. Dilan ile Baran aşkı hiç bitmesin diyorsanız yorumlara mavi bir nazar boncuğu ve kırmızı bir kalp bırakırsanız çok sevinirim. Yeni sezonun ilk bölümlerinde Dilan ile Baran evlatlar Miran'ın kaçırılmasının üzerinden yıllar geçse de, evlatlarının hayatta olduğuna dair umutlarını bir an olsun kaybetmeyecektir. Miran bebeği kaçıran gizemli kadının Hacer Karabey olduğunun ortaya çıkması üzerine, Dilan ile Baran evlatlarını gidip bu acımasız kadının elinden kurtaracaktır. İlk bölümlerde Hacer Karabey'in Mardin'de yaşadığı aile ortamının gösterileceğini, Miran'ın Çınar Karabey olarak 5 yıl boyunca nasıl büyütüldüğünün gösterileceğini düşünüyorum. Hacer'in oğlu olan Tarık Karabey ile karısı Berfin Karabey'in çocukları olmadığı için Hacer Karabey Miran'ı kaçırmış olacaktır. Ceyda Karabey ise Hacer'in melek gibi kızı olacaktır. Zaten muhtemelen eğer ki Miran bebeğin kaçırıldığını Dilan ile Baran komada olan Hasan'ın uyanması ile öğrenmez iseler, onlara bebeğin orada olduğunu haber verecek olan kişi Ceyda Karabey olacaktır. Ayrıca Baran'ın aslında Ayten Karabey'in değil de Hacer Karabey'in oğlu olduğuna dair haberler de dolanıyor arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki ya Kudret Bey yıllar önce Ayten Hanım ile evli değilken Hacer Hanım ile bir birliktelik yaşamış olabilir. Ancak ben Kudret Bey'in aşık olduğu kadını aldatıp kardeşinin karısına yan gözle bakmış olabileceğini düşünmüyorum. Diğer ihtimal ise Kudret Bey de aynı Hasan gibi çocuğu olmadığı için çok üzüldüğü için Azade Hanım, Hasan'a yaptığının aynısını aslında ilk başta Kudret'e yapmış olabilir. Yani Hacer ile Ayten'in bebeklerini aslında Azade Hanım iki defa değiştirmiş olabilir. Düşüncelerinizi bizlerle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.